Taceddin Bey, Ukrayna-Rusya bir savaş içerisinde şu anda ve emperyalist güçler Ukrayna'yı şu an felaket kışkırtmış durumda ve arkasında durmadılar kendileri. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şu anda olay bir savaşa doğru gidiyor gibi görünse de henüz savaşın başladığını söylemek doğru değil bence. Ama tabii bir şeyler de başladı. Bir operasyon başladı, öyle anlaşılıyor. Biz de şunu görüyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce bu anlaşmada, Montreux Anlaşması'nda yazdığı maddelerin önemi bugün çok daha net bir biçimde ortaya çıktı. Boğazların kullanım hakkıyla alakalı. Bize komşu olanlar, komşu olmayanlar, yani Türkiye'nin menfaati olanlar, olmayanlar açısından yaklaşmak gerekiyor. Dış politika da böyledir. Yani siyasi partiler bu ülkeyi yönetmek için gelirler giderler ama bazı politika değişmez. Neden? Çünkü orada sizin ülkenizin menfaatleri önemlidir. Dolayısıyla kendi ülke menfaatlerinizi düşünerek dış politikada kararlar alırsınız. Bugün öyle görünüyor ki yapılmış olan Montreux Anlaşması'na uyulması noktasında Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir anlaşma yapmış. Biz de bunun uyulmasından yanayız. Talebimiz bu doğrultuda. Peki bu işgalin Türkiye'ye etkileri neler olabilir? Benim kişisel kanaatime göre her iki taraf arasında, yani Ukrayna ve Rusya en fazla etkilenir denilebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Ben bu işten en fazla Ukrayna'nın, sonra Türkiye'nin, sonra Rusya'nın etkileneceğini düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi de Rusya gerek ekonomik geliriyle, gerek altyapısıyla, yeraltı zenginlikleriyle zaten bunun üstesinden gelecek bir güce sahip. Ukrayna da bir biçimde bir miktar zarar görecektir ama bunu karşılayacaktır. Ama her şeyini Rusya'ya dayamış, enerjisini Rusya'ya dayamış, gıdasını Rusya'ya dayamış bir Türkiye, Rusya ile ilişkileri bozulması durumunda çok şey kaybeder. Hem ihracat açısından, hem ithalat açısından, hem gıda temini açısından, hem enerji temini açısından ciddi sıkıntılar da olur. Teşekkürler. Ali Bey, merhabalar. Rusya-Ukrayna krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Emperyalist güçlerin Ukrayna'ya kışkırtması, Montreux Sözleşmesi, bu konu hakkında sizden bir demeç rica edebilir miyiz acaba? Tabii şöyle, yani bugün bu çağda Avrupa'nın orta yerinde bir ülkeye nükleer gücü elinde tutan bir başka ülke müdahalede bulunuyor. Yani Rusya Ukrayna'ya müdahalede bulunuyor ve bir çatışma ortamı yaşandı. Görüntüleri izliyoruz hep birlikte. Gerçekten çok acı görüntüler. Çocuklar, kadınlar, erkekler, yani insanlık yara alıyor. Eğer orada yaşayan insanların acısını yüreğimizde burada hissetmezsek büyük bir hata işlemiş oluruz. Ki bu topraklar, şu anda bulunduğumuz İzmir, bu topraklar bu savaşlardan çok bedel ödemiş, çok acı çekmiş topraklardır. O yüzden ben burada milliyeti ne olursa olsun, savaştan dolayı yaşayan lardan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ukrayna'yı birileri kışkırttı. Arkandayız dediler, devam et dediler. Bugün işte Ukrayna Devlet Başkanı açıklama yapıyor. Kimse yok yanında. Tek kaldı. Döndü arkasına baktı, hiç kimse yok. O nerede büyük güçler, hani güya destek vereceklerdi. Efendim işte Tanrı onları korusun. Siz koruyacaktınız. Ne oldu? Bu noktaya getirdiniz. Diplomatik yolla çözülebilecek meseleleri çözülmesine engel olundu. Bugün ise işte görüyoruz. Bu işten en çok çocuklar, insanlar, kadınlar, erkekler, herkes etkileniyor. Bir an önce diplomasiye geri dönülmelidir. Masaya oturulmalıdır. Bir kez daha. Türkiye'de burada görev düşüyor. Türkiye sağduyuyla takip etmelidir. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir an evvel bilgi vermelidir. Bir kapalı oturum gerekirse yapılmalıdır ve gelinip anlatılmalıdır. Türkiye'nin tavrı milletvekilleriyle birlikte karar alınmalıdır. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor olabilir ama Sayın Erdoğan tek başına bu kararı veremez, vermemelidir. Milletin vekilleri ve milletin temsilcisi olan diğer siyasi partilerle birlikte oturup bu kararı vermelidir. Çünkü siyasi bir konu değil bu. Devletimizi, milletimizi, ülkemizi ilgilendiren bir konudur. Montreux Sözleşmesi'nin önemine değinir misiniz acaba? Montreux ile ilgili birileri önemsizleştirmeye çalışıyordu bir zamanlar. Bazı amiraller yargılanıyorlar şu anda. Ne kadar önemli olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir iş yaptığı bugün ortaya çıkıyor. Bu kadarını söyleyeyim sadece. Çünkü çok hassas bir konu. Bu konuda çok daha fazla Türkiye'de yetkililerin konuşmasında doğru olmadığını düşünüyorum ben. Anladım. Teşekkürler. CHP milletvekili Bedri Serter ile birlikteyiz şu anda. Ukrayna-Rusya krizini konuşacağız. Sayın vekilim, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin önemi ve Montreux Sözleşmesi hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, bu krizde ve bu savaşta da Büyük Atatürk'ün ne kadar önemli bir insan olduğunu bir kez daha dünya lideri oldu, kanıtlanmış vaziyette. 1936 yılında imzalanmış olan Montreux Sözleşmesi ile boğazlarımızın ne kadar iyi korunduğunu ve Karadeniz Havzası'nın veya Karadeniz'in de bu savaşlardan daha az etkilenmesi için bu sözleşmenin yapıldığını çok net görmekteyiz. 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde daha önce Bosna Hersek'te yaşanan savaşların bir emsalcısı
Yüksel'in de burada yaşamaktayız. İnsanların katledilmesine hakikaten gönüller razı olmuyor. Ama dünyayı idare eden büyük güçlerin, emperyalist büyük güçlerin küçük ülkelerle bir oyuncak gibi, kedi fare oyunu oynar gibi oynaması ve en son dünkü Ukrayna Devlet Başkanı'nın haykırışı çok önemliydi benim için. Hepiniz beni bıraktınız tek başına dedi. Nerede 27 tane Avrupa ülkesi dedi. Yani bu çok önemli bir mesajdı dünyaya. Bu mesajın önümüzdeki süreçlerde bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de örnek olması gerekir. Özellikle Türkiye'de çok kozmopolit bir noktada ve çok önemli bir noktada. Hem Amerika'nın, hem Avrupa'nın, hem Rusya'nın, hem Arap ülkelerinin ve Orta Doğu'nun göz bebeği bir ülkeyiz. Nasıl bu ülkeyi parçalayabiliriz diye düşünüyorlar. Bir örneğini şu anda Ukrayna'da görüyoruz. Bir yandan Rusya'nın saldırısı, bir yandan Amerika'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'yı aldatması noktasında ülke şu anda 4'e 5'e parçalanmış vaziyette. Yarın büyük ihtimalle, ben öyle gözlemlemekteyim, bir 10-15 gün sonra Ukrayna ikiye bölünecek. Bütün verimli araziler ve verimli toprakların hepsi Rusya'ya geçecek. Diğer az verimli yerler Ukrayna tarafında kalacak ve insanlar zaten fakir, ızdıraplı insanlar daha fakir olaraktan yaşamak mecburiyetine kalacak. Maalesef ki filler dövüşüyor, çimenler eziliyor. Bir örneği de bu. Dünya bu savaşla çok kötü bir noktaya gidebilir. Ama bu noktadan dönme ihtimali de yüksek ve dönecektir mutlaka. Artık çok büyük bir dünya savaşına hiç kimsenin öngörmesi veyahut da hiç kimsenin girme riski yok. Ama bir deli çıkar dünyada, yine dünya savaşını patlatabilir. Mesela Hitler gibi bir deli çıkabilir. Fakat herkes de aklı selim davranmak mecburiyetinde. Dünkü Biden'ın mesajları, Putin'in tavırları. Putin kendi ülkesi için gördüğüm kadarıyla ciddi bir liderlik örneği sergilemekte ve yapmak istediklerini yapıyor. Yürümek istediği yolda yürüyor. Ama diğer tarafta Amerika ve Avrupa ülkeleri sadece sözde kalmaktadırlar. Hiçbir uygulamaya geçemiyorlar. Bu ekonomik uygulamaların da zaten dün Biden dedi 1,5-2 ay sonra göreceksiniz. Adam kendini garantiye almış. 624 milyar dolar şu anda kasasında para var. Bunları öngörerekten hareket etmiş. Zaten kendine yetecek bir ülkesi var. Kapılar kapansa da fark etmez. Yine olan bize olacak. Bizim işte 2 kilo satamadığımız domates gelecek olan 5-6 milyon turistten olabiliriz. Önümüzdeki süreç zor bir süreç Türkiye içinde. Bunların düzelmesi için çok ciddi bir yönetime ihtiyaç var ama şu andaki Türkiye'yi yöneten AKP zihniyetinde hiçbir şekilde bu işlerin altından kalkabilecek zihniyeti yok. Sadece kendi menfaatlerini düşünmektedirler. Türkiye'nin geleceği, önümüzdeki süreçte nereye varacağını hiçbir şekilde düşünmemektedirler. Sadece onların hesabı 3-5 insanı etrafında zengin ettiklerini ve kendilerini tekrardan var etme hesapları var burada. Maalesef insanlığın yine büyük bir serüvenden geçtiği ve fakirlerin, az gelişmiş ülkelerin, tekrar söylüyorum, ne kadar ezildiğini görmekteyiz. Şunu bir kere daha tekrar edeceğim sizlere. İsmet İnönü'nün sözü çok önemli. O 2. Dünya Savaşı'na girmediğimiz zamanlarda arkadaşlarına paylaştığı söz: arkadaşlar, yatağa girecekseniz ayıyla girmeyeceksiniz. Çünkü ne zaman ne yapacağı, nasıl parçalanacağın hiç belli olmaz demiştir. Çok akıllı bir hareket etmek lazım. Biraz durağan, temkinli olmamız gerekir. Zaten son dönemde baktığım dün Tayyip Erdoğan'ın mesajları da böyle biraz sutre gerisi hareket ediyor. Cesaret olmaz bu işlerde. Çok cesaretli davranmamamız gerekir. Ama Türkiye'nin esas amaçlarından biri bir an evvel doğru, iktisatlı ve iktidarlı ve liyakata uygun bir hükümetin sahip olması. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vardır ve buna iktidara gitme yolunda her şeyi yapacağız. Sandıktan da halk bizi başarıyla çıkartacak. Bu dünyaya da gelişen, Ukrayna'da gelişen savaşında bir an evvel son bulmasını diliyorum. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin ve insanların ölmesine hiç gönlümüz razı değil. Teşekkürler. Teşekkürler.